Merhaba, Modern Sanat Müzesi'nde Salvador Dalí'nin herkesin görmek istediği bu küçük resminin önündeyiz. Bu tablo ve Van Gogh'un Yıldızlı Gece isimli tablosu bu müzenin yıldızları. Bu resmin neden bu kadar popüler olduğu hakkında konuşmanın gerçekten ilginç olacağını düşünüyorum. Resim Salvador Dalí'den Belleğin Azmi. İnsanların bu resimle nasıl bağlantı kurduklarını sanırım anlıyorum. Örneğin bir rock grubu için albüm yapmaya çalışan hemen herkes Salvador Dalí'den ilham almıştır. Ayrıca resme bakmak gerçekten eğlenceli. Bir anlamda gerçekçilikle oynuyor ve baktığın şey aslında nedir sorusunu yöneltiyor. Albüm kapaklarında çok popüler olmasının sebebi resmin rasyonelliğe saldırması ve bu fikrin baştan çıkartıcılığı olabilir mi? Akıl karıştırıcı, düşvari bir resim. Rasyonel düşünceye saldırı. Evet, albüm kapaklarından söz ediyorduk. Belki de yurt odalarına asılan posterlerden. Bu sanatçıların bu fikirleri ciddiye almış olmaları gerçekten enteresan değil mi? Bu Sürrealizm. Resmin yapıldığı tarih 1931. Evet, Dalí İspanyol bir sanatçı. Katalonya bölgesinden Paris'e geliyor ve sürrealistlere katılıyor. Önemli bir sanatçı. Düşvari resimler yaparak rasyonelliğe saldıran ilk kişi. Bu resmin içine girdiğinizde ortamın son derece geniş ve derin olduğunu görüyorsunuz. Gerçekten yalnızız ve çölü andıran ortam oldukça sakin. Burada olsaydınız ve saatlerin tiktaklarını dikkate almasaydınız, zamanın sizin için hiçbir önemi olmazdı. Burada kaybolup ölebilirdiniz ve kimse bunun farkına varmazdı. Arkadaki su bile durgun, bakın hiç dalga yok. Her şeyin sakinleşmesi ve yerleşmesi için yeterince zaman geçmiş gibi. Gerçekten hiçbir aktivite yok. Adeta dayanılmaz derecede sakin. Hiçbir hareket yok ve ortam çöl gibi çok sıcak. Öylesine sıcak ki zaman erimiş, değil mi? Ortam çok absürt. Nesnelere tek tek bakarsak bunların tümü son derece doğal şekilde resmedilmiş. Ancak genel olarak ortam doğal değil. Soldaki kurumuş ağaç, insan yapımı gibi gözüken geometrik formlu bir şeyin üstünde büyüyor. Sanırım bu bir masanın tablası. Karıncaların bir parça eti değil, metali yediklerini görüyoruz. Yani sanırım zamanın bir parçasını yemekteler. Ve tabii ki eriyen saatler var. Bu son derece ilginç ve kışkırtıcı bir fikir. Zira zaman çok düzenli olduğunu düşündüğümüz bir kavramdır, değil mi? İçinde yaşadığımız endüstriyel kültürde bizi zaman yönetir. Ama bu resimde zaman da çevreye uymuş, aynen biz insanların çevreye uyduğu gibi. Burada bir masanın tablasını gördüğümüzü söylemiştim. Arka tarafta şurada bir tane daha görüyoruz. Şimdi özellikle kayalıklarda ışığın nasıl kullanıldığına bir bakarsanız, gün batımı olmalı bu, bir gün daha geçti, kimin umurunda der gibi, değil mi? Ne olduklarını tam olarak tanımlayamadığımız bazı nesneler var. Gördüklerimizin absürtlüğünü ve imkansızlığını bir kenara koyarsak, sanat tarihçilerinin ne olduğunu tam olarak tanımlayabildiği bazı şeyler de var. Mesela arkadaki kayalıkların, İspanya'nın kuzeyinde bulunan Katalonya sahilindeki kayalıklar olduğu düşünülüyor. Dalí bu bölgeden, belki sanatçının çocukluğu burada geçmiştir. Bazı sanat tarihçileri bu garip şeklin profilden görülen bir yüz olduğu sonucuna vardı. Son derece uzun kirpiklere sahip bir göz ve belki de burnun altında bir dil olabilir mi? Önce bunun bir halı olduğunu düşünmüştüm, sonra bir ördek. Ancak artık kirpikleri görebiliyorum. Kirpikler ve burnun üst tarafı. Bazı sanat tarihçiler bunun sanatçının kendi yüzü olduğunu düşünüyor. Bu Dalí'nin yarattığı eğlenceli ve ikna edici bir optik yanılsama. Dalí'nin eserlerinde bu durumla oldukça sık karşılaşırız. Bir nesne aynı anda birden fazla şey olabilir. Sürrealizm bu konuya sıcak bakıyor. O kadar güven duyduğumuz rasyonel dünya belki de bu güvene değmez. İrrasyonel olanı hayatımızdan çıkartmaya çalışıyoruz. Ancak irrasyonel olan da en az rasyonel olan kadar önemlidir diye düşünüyorlar. Bu sanatçılar ve yazarlar bilinçaltlarındaki rüya alemine ulaşmaya çalışıyorlar. Sürrealist sanatçıların bazıları Freud okumuş. Bazıları ise sadece Freud'u okuyanlardan duyduğu bir anlamda ikinci el bilgiye sahip. Temel fikir, rüyanın irrasyonel zihnin kısıtlanmaksızın ön planda olduğu bir yer oldu. Aslında bu kavram benim biraz aklımı karıştırıyor. Ne düşündüğümüzü, nasıl algıladığımızı belirleyen kavramlar objektif gerçekliktir ve bu beynimizin nasıl çalıştığı ile bağlantılıdır. Nedenleri ve etkileri görüyoruz. Doğrusal zamanı görüyoruz. İnsanların beyni böyle çalışıyor. Bence işin eğlencesi burada. Bakın, gerçekliğin çok farklı formları var. Bizler neyin gerçek olduğuna ilişkin belli bir şekilde düşünmek üzere koşullandırılmış yaratıklar mıyız yani? Bu resme bakan bazı kişiler, her ne kadar inanması güç bir kavram olsa da zamanın genleşmesini düşünürler. Zaman aslında kesinliğe sahip olan bir şey değildir. Sanırım burada Dalí'nin Bergson isimli filozofun zamana ilişkin düşüncelerine katıldığını gösteren bazı kanıtlar var. Bergson, zamanın sadece saatin tiktaklarına bağlı bir şey olmadığını, bir birim zaman olduğunu, zamanın sübjektif olduğunu ve bizim yaşadığımız deneyimlerle bağlantılı olarak genleştiğini veya daraldığını öne sürer. İlginç değil mi? Zaman bazen bizi korkutan bir kavram. Varoluşumuzun en temel bileşeni olsa da zamanı tam olarak anlayamıyoruz. Zamanı anlayamıyoruz, sadece ölçmeye çalışıyoruz. Bizi anlamlı gelecek şekilde sınırlandırmaya ve tanımlamaya çalışıyoruz. Belki bu resim de tam olarak bunu yapmaya çalışıyor. Bakın, bu saatler salakça der gibi. Bunlar sadece bizim anlamsız etiketlendirme çabamız. Eğer bir şeyi etiketlendirir veya ölçerseniz, aslında anlamamış olsanız da kendinizi bu şeyi anlamış gibi hissedersiniz. Sanırım bu tablo, objektifliğe ilişkin güven verici kanıların anlamsızlaştığı anı gösteriyor. Ve bu düşüncelere gerçekten çok ilginç bir sanatsal yolla karşı çıkıyor. Hoşça kalın.